var. İşte taşeronlarla ve işte kendi iş ortaklarımızla beraber yaklaşık 20 bin kişilik bir etki alanımız var diyelim. Bütün bu etki alanını kapsayacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir farkındalık çalışması başlatmak istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği deyince biliyorsunuz kadın ve gender, din, ırk, dil her türlü şeyi kapsıyor. Fakat biz önceliği kadına veriyoruz. Borusan Eşittir adı altında bir platform kuruyoruz. Bu platformun bütün şeması, organizasyonel şeması belli oldu. Bunun temsilcileri belli oldu. Tüm şu anda mevcut 7-8 şirketimiz içindeki temsilcileri belli oldu. Kadroları belli oldu. Öncelikle bir cinsiyet eşitliği konusunda bir eğitim aldırarak bütün şirketlere, daha sonra da aksiyona geçip cinsiyet eşitliğini kendi içimizde önce içselleştirmek, daha sonra da işte kadına güçlendirmekten başlayarak tüm alanlarda yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun çalışmaları çok yoğun bir şekilde geçecek Bursa'nda. Diğer projemiz de daha hızlı ve aksiyon bazlı bir proje. Çok keyifli bir proje gerçekten. Şirketimizdeki mavi yaka, neden mavi yaka? İşte fırsat eşitliği konusunda, eğitime erişim, sosyal ve ekonomik eşitlik konusunda daha dezavantajlı tabii ki de. Mavi yaka personelimizin kız çocuklarına bu son yılların modası coding, bilgisayar kodlama eğitimi veriyoruz. İlk etapta 100 kişilik bir kadro oluşturduk. Bunun da tanıtım toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Çok ilgi gördü. Yani biz nasıl tanıtacağız, nasıl anlatacağız diye biraz şey yapıyorduk ama son derece ilgi gördü. Coding'in önemi anlaşılmış. Yaklaşık 7 ila 15 yaş arasındaki kız çocukları hafta sonları 8 hafta olmak üzere bilgisayar kodlama konusunda eğitim alacaklar ve artık bir yazılımı, bir aplikasyonu veya bir bilgisayar programını kendi başlarına her biri yazacak hale gelecekler. Haydi kızlar kodlamaya diyoruz burada da. Bu iki proje 2016 yılında gündemimizde olacak kadını güçlendirme alanında.